kimisi birey ödemeli olarak Türkiye'ye yoğun bir şekilde Irak'a hizmet veriyor. Önemli olan şu, ben sağlık turizmini şeye benzetiyorum. Bir meteoroloji uzmanına sordular, İzmir'e kar yağar mı diye. Evet yağar dedi ama dedi hiç bugüne kadar görmedik. Çünkü dedi karın kar olarak başlar ama yere düşmesi için belli bir sıcaklığa ihtiyaç var. Yani 3 derecenin üstüne çıktığı zaman yere yağmur olarak düşüyor. Türkiye'de bu havuz etrafındaki ülkelerde var ama bunun o şehre gelir oluşturması için, potansiyele dönüşmesi için konjektörün buna uygun olması lazım. Kurumların buna bilinçli olarak yaklaşması lazım. Bu sadece sağlıkla da olmuyor. Turizmiyle, otelciliğiyle, temizliğiyle, şehrin kültürüyle, sosyal imkanlarıyla bunun hepsinin entegre bir yapı içinde olması lazım. Bence bu Türkiye'nin bir iddiasıdır. Bu iddiasını destekleyecek altyapısı da var. Biz Adana olarak da kurduğumuz dernekle bir model koyduk ortaya. Kurduğumuz model Turizm Bakanımızın elinden birincilik ödülü aldı. Mantığımız şuydu, bu bir özel sektör sorunu değil. Yani özel kurumların değil. Bu aynı zamanda İl Sağlık Müdürü'nün de, Turizm Müdürü'nün de, üniversitelerin de, otelcilerin de, seyahat ajantılarının da sorunu. Gerçekten çok iyi bir şey yakaladık. Ve herkes taşın altına elini koydu. Şimdi derneğimizin yönetim kurulunda il müdürümüz var, turizm müdürümüz var, rektör Bekan Bey var, daha önce rektör bey vardı. Otelciler Birliği'nin başkanı var. Yani herkes orada oturup kararını aldığı zaman hemen uygulamaya geçebiliyor. Ve şu anda 5 tane daha dernek kuruldu ve hep aynı modelle kuruldu. Adana'da bu anlamda bir model örnekliğiyle yapmış oldu diğer illere. Darısı Osmaniye'nin başına diyorum. Aramızda özel sağlık kurum yatırımcıları var, il sağlık müdürümüz var. Bunu şöyle düşünmek lazım. Yani bütün hastayı alma şansınız yok. O zaman mevcut 100 alıyorsak 120 olsun, 130 olsun, 150 olsun ne kazanırsan kârdır. Bu aynı zamanda şunu sağlıyor. Dış kaynak sizin kendi vatandaşınıza daha yüksek teknolojiyle daha iyi kaliteli hizmet sunmanız için de fırsat sağlıyor. Kâr marjlarınızı biraz daha pozitif etkilediği için. Dolayısıyla bu oyunun kaybedeni yok. Herkesin kazandığı bir yerde de önemli olan bir araya gelip bunun gereğini yapmak. Teşekkür ederim hocam soru için. Buyurun. Sayın Dekanım nasıl yapalım? 5 dakika içinde o zaman. Buyurun. Hoş geldiniz. Ben değişen dünya konjonktüründe küresel iklim değişiklikleri gibi, küresel krizler gibi yaşanan olumsuzluklar insan sağlığını etkiliyor. Gelecekte çok ciddi hastalıkların ön plana çıkacağını uzmanlar söylüyor. Bunun için Acıbadem hangi konuda ve ARGE çalışmaları var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet, soru güzel ama il müdürümüze ben hemen sorayım. Çünkü gerçekten bunlar çok büyük kaynak isteyen şeyler. Üniversite ayağında bunu yapmaya çalışıyoruz ama 2 milyar, 3 milyar dolarlık yatırımlar bunlar. Ve bir kere başlayıp bitmiyor. Örneğin bir şey söyleyeyim size. Bir ilacın ruhsat alma süreci yaklaşık 15 ile 20 yıl sürüyor. Bir ilacın ruhsat alması. Bugün piyasaya çıkan bir ilacın 20 yıl gerisine gitmesi lazım. Ve bir ilacın maliyeti yaklaşık 10-15 milyar dolar. Yani bir ilacın kutunun geliştirilmesi maliyeti. Yani bizim Acıbadem olarak ciromuz 1 milyar dolar değil. Bakın Acıbadem'in bütün bu gösterdiği sistemin toplam cirosu, kârdan bahsetmiyorum. Toplam cirosu 1 milyar dolar ancak buluyor. Gerçekten çok büyük şeyler bunlar. Ama güzel olan şey, devletimiz bunun bilincine vardı. Bu ithalat trendi bizi gerçekten bir kıskaca yol açıyor ve istihdamı da tabii ki zedeliyor. Türkiye'nin prestijini bu anlamda risk atıyor. Bu tek başına bir Acıbadem'in yapabileceği bir şey değil. Üniversitelerin burada çok büyük rolü var. Şimdi bu son Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat yasasında üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı devralıyordu. Son aşamada çıktı ama inanın bu tekrar gündeme gelecek. Yani üniversiteler eğitim kurumudur yoksa bir hizmet sunan kurumudur, rolü çok tartışılıyor. Eğer üniversitenin hastanesi olursa fabrikası da olsun, bir işletmesi de olsun, bunun sonu yok. Hani her eğitim verdiği kolda bir işletme kuracak olursa üniversite, o zaman dengeler değişiyor. Bunu işbirlikleriyle çözmek lazım. Sanayi, işte üniversite işbirliği var, hizmet sektörü, üniversite işbirliği olabilir. Ben burada üniversitelerin bu ARGE konusunda çok önemli görevi olduğunu düşünüyorum. TÜBİTAK'ın çok büyük fonları var bu konuda, teşvik ediyor.
üniversitelerden de bu konuda destek bekliyoruz. Evet, son soru varsa alalım. Hocam buyurun. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Tavur. Güzel. İlimize hoş geldiniz efendim. Hoş verdiğiniz bilgiler için minnettarız. Sayın hocam, sağlık sektöründe uzun süredir görev yaptığınız ve sağlıkla ilgili, sigortayla ilgili kanunların yazıcısı, takipçisi olduğunuzdan bahsettiniz. Ben de 30 yıla yakın idareci olarak değişik sektörlerde sağlıkla ilgili ödemelere imza atan bir tahakkuk memuru, itaamir olarak görev aldım. Hep dikkatimi çeken bir husus olmuştur. 80 milyona yakın nüfus, 7 milyara yakın dünya nüfusu, insanların karakterleri kısmen olsa farklı. Şimdi devletten hizmet alan sağlık sektörü tabii birinci önceliğimiz, olmazsa olmazımız. Devlet sektöründe ve özel sektörde de sağlık sektörünün çok iyi bir yere fiziki ve kapasite yönünden gelmiş olduğunu görüyoruz, övünüyoruz. Bunun için de ilgililere minnettarız. Şimdi devletin ekonomisini de öncelikle düşünmemiz bizim devlet amiri memur olarak görevlerimiz arasında. Öyle bir memur var ki düşünün veya bir çalışan, bir herhangi sektörden hizmet alan kişi var ki her gün devletin kapısında, hastanede, özel hastanede, sağlık kurumunda çeşitli kalemler ilaçlar yazılıyor. Bu ilaçların çoğu sonuna kadar kullanılamıyor. Hepimizin evinde kullanılmayan fazla ilaçlar, tam da değerlendiremiyoruz yerine göre. Bir memur birçok hizmet alıyor. Öyle bir memur var ki çok mecbur kalmadıkça hastaneye gitmiyor, sağlık sektöründen faydalanamıyor. Bunun yazışması, diğer teferruatı da bir sürü meşgale, zaman zaman da olumsuz şeyleri basından duyuyoruz. Hep düşünmüşümdür, kanun yapıcısı olarak sizin dikkatinizi çekti mi? Mesela her yıl çalışana belli bir oranda, diyelim ki 100 lira her ay çalışana sağlık harcaması olarak ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere de diyelim ki 50 lira kadar veriyorum ve müzmin hastalıklarda uzun süre tedavi gerektiren hastalıklar devlet sektöründe veya özel sektörde tedavi görür. Onun haricindekilerin de hiçbir şeyle karışmam, kendi doktorunu seçme imkanı, öbür taraftan da Sayın Başbakanımızın da öngördükleri işte 3 çocuk 5 çocuğu artırmaya da belki bir kapı açabilir. Böyle bir şey düşünürse devlet ekonomisi bakımından faydalı mı olur, zararlı mı olur? Turizmle ilgilendiğinizi belirttiniz Adana genelinde. Bunun için de bir kültür turizm müdürü olarak şükranlarımı sunuyorum. Ancak turizmi, sağlık turizmi açısından tabii öncelikle size ele alıyorsunuz ama modern hastanelerde gelişmiş ülkelerin, sağlık sektöründen az gelişmiş ülkelerin tedavi için gelenlerinin ötesinde doğduğunuz Afyon'da ben de görev yapma şerefine eriştim. Dünyadaki kaplıca turizminin başkentidir Afyon. Mesela kaplıca turizminin orada öne çıkarılarak yine Kastamonu'da çalışma imkanı bulduk. Kastamonu'da Sayın Bakanımızın birlikte çalıştığınız Daday'da göğüs hastalıkları hastanesi tam kapasite çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çukurova bölgesinde de Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş yaylalarımız, yayla ve orta turistlerin yüksek yerlerinde bu gelen turistlere belli bir dönemden sonra oralarda da kısmen moral ve tedavi imkanının göz önünde bulundurmasını düşünürüm. Teşekkür ediyorum. Evet Müdür Bey'e ben de katkısı için teşekkür ediyorum. Hem soru hem de katkı verdi sağ olsun. Şimdi birinci sorunuz finansman modelini değiştirmekle ilgili. Şimdi sonuçta devlet cebinden bir şey ödemiyor. Yine bizlerin vergi bir prim yetmiyor. Borçlanarak bunun finansmanını sağlıyor. Devlet aslında bir aracılık, bir organizasyon yapıyor. Vatandaşlardan aldığı prim, vergi ve borçlanma yoluyla eğer doğal kaynaklardan elde edilen bir gelir varsa onunla birlikte bir takım organizasyonlara aracılık ediyor. Şimdi insanlara bedava, hani bedava sirke baldan tatlıdır diyoruz.
Zannediyoruz ki ödediğimiz hizmetler bedava değil aslında. Bunun bedeli yine bizim tarafımızda ödeniyor ama cebimizden direkt çıktığı bir modelle herhangi bir eğitim hizmetinin, eğitim sağlık hizmetinin ya da başka bir hizmetinin cebinden mesela gidiyoruz belediye otobüsüne para veriyoruz. Cebimizden çıkarıp hizmetin karşılığı ödüyoruz. Bu tür hizmetlerle vatandaşın paranın peşin ödediği, daha sonra da bu hizmetin alındığı yapılarda şöyle bir farklılık var. Aynen her şey dahil otelcilikte olduğu gibi. Parayı peşin ediyorsunuz, kapıdan içeri girdiğiniz zaman tüketim gücünüz patlıyor. Ve ne oluyor? Siz bir dönem o sezon daha fazla harcama yaparsanız bir dönem sonra gelenler daha yüksek bir otel fiyatıyla içeri giriyor. Şimdi her şey dahil sistemlerin ya da bir hizmetin bedelini peşin ediyorsanız sonradan tüketim gücünü patlatan sektörlerin kaderi bu. Bir süre sonra insanlar sürekli tüketme gücüyle bedelini ödemediği için sistem kontrolden çıkıyor. Bu sistemin kontrolü almak için bir takım mekanizmalar devreye koyuyorsunuz. Onlardan birisi katılım payı. İşte eczaneye giderseniz 3 lira ödüyorsunuz, hastaneye giderseniz 5 lira ödüyorsunuz. Aslında bunun kanununda, taslak çalışmalarında hep daha farklı modelleri vardı. Ama Türkiye şöyle bir şey yaşadı. Beşli bir model vardı. Devlet memurları, çalışan, emeklileri, SSK'lılar, Bağkurlar, yeşil kartlar. En geniş haklar çalışan memurlardı. 100 diye kabul edin bunu. Yeşil kartın hakkı 30. Şimdi nasıl eşitleyeceksin? Bütün nüfusa diyorsunuz ki ben artık kişinin çalışma biçiminden bağımsız vatandaşlığa dayalı bir sağlık sistemi kuracağım diyorsunuz. Herkesi yeşil kartla mı eşitleyeceğiz? Bağkur'da mı? Yeşil kart devlet memurunda mı? Emekli sandığı emeklerinde mi? Bu bir büyük paradokstu. Kısıtladığınız an hemen bir refleks oluşuyor. En geniş hak verdiğiniz zaman da bu sefer işte bu tür sizin sorduğunuz sorulara konu geliyor. Politik olarak şu benim sende, en geniş ölçekte vatandaşları eşitleyelim. Sonra eğer bir sistemin sürdürülebilirliği için her türlü önlem alınmasına rağmen kaynaklar yetmiyorsa o zaman hepimiz bundan mahrum kalalım. Bir nüfusun bir kısmını değil, bütün nüfus daha fazla vergi ödeyerek bunu bedeli ya da vergi prim ödeyerek ya da yetmiyorsa borçlanarak bu sistemin finansmanı sağlanması gerekiyor. Mesela nedir onlardan birisi? Yatan hastalarda %1 katılım payı konusu vardı. Katılım paylarının farklılaştırılmasına ilişkin stratejiler vardı. Ya da mesela biz bu yasaya teklife koyduk, tabipler birliği bunu çıkarttırdı. Tartışma olmasın diye de çıkardık. Neydi madde? Bireysiz sigara içiyor örneğin. Sağlığına zararlı olduğu net. Hekim tavsiye etmiş, raporlanmış ama sigara içmeye devam ediyor. Bir anlamda siz onun sigara içmesinden oluşan bir kanserin bedelini buna içmeyen nüfusu ödetmiş oluyorsunuz. Bu tür ayrışmalar yapalım. Yani hekimin tedavisine uymayan bir hasta varsa buna kim yaptırımlar uygularım diye söyledik. Bizzat tabipler birliği çıkarttı. Ama bunlar zamanla gündeme gelecek. Katılıyorum. Yani bedava zannettiğimiz sistemlerin böyle bir handikapı var. Dediğiniz yapılar zamanla gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer konu şu. Şimdi sağlık turizmi deyince birçok başlığı var. Katılıyorum. Bir tanesi de tıp turizmi dediğimiz, bizzat tedavi, teşhis, tedavi su boyutu. Bir kaplıca boyutu var, yaşlı turizm boyutu var, birçok boyutu var. Biz dedik ki, biz kendi sorumluluğumuzu, hani bununla ilgilendiğimiz kor işimiz tıp turizmi. Bununla ilgilenelim ama bu diğer konunun başkaları tarafından sahiplenilmesine engel değil. Ama odamızı genişletirsek, ona da bunu da ilgilenelim dersek, o zaman kor odaklanmamız gereken konuyu unutacağız. O yüzden diğer konularda işbirliği modelleri kuralım diyoruz. Mesela yaşlı turizmi çok hızlı ilerliyor. Çok büyük bir pazar. Şu anda bunun yatırımları var, bunun çabaları var. O yüzden biz kendi ödevimize çalışıyoruz, kendi konumuza devam ediyoruz ama diğer konularda bir rol model olabiliyorsak da bizi mutlu eder. Siz de umarım katkılarınızla Osmanlı'da gelişime ivme kazandırırsınız. Ben de teşekkür ediyorum tekrar. Evet, tekrar hepinize, hocam buyurun, İl Müdürümüzün bir sorusu var. Ben öncelikle Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, böyle bir programın Osmaniye'de, üniversitemiz nezdinde düzenlenmesinden çok onur duydum, gurur duydum, bana mutluluk verdi. Gerçekten sağlık hizmetleri, sizin de buyurduğunuz gibi ülkemizde çok hızlı bir süreç yaşadı. Sağlıkta ulaşılabilirlik hepinizin bildiği gibi oldukça arttı. 1.2'lerden 7'lere, 8'lere doğru geldik. Bu hizmet arzını ne kadar iyileştirirseniz
ve ekonomik kılarsanız talep de o kadar artıyor gerçekten. Osmaniye olarak da